ve nerede ne yapmanız gerektiğini paylaşacağım. Bu püf noktalara dikkat ederseniz direksiyon sınavınız daha kolay geçer. Hadi başlayalım. Debriyaja basarak çalıştırıyoruz. El frenini indirmeyi unutmuyoruz. Daha sonrasında direksiyonuma bakıyorum, bakın önde biraz araba var. Darsa geri alıyorum, yani bunda bir sakınca yok. Geri vitesi alıyorum. Aracımı biraz geriye doğru çıkarıyorum. Tabi buradan kollayacağım arabama. Evet. Artık çıkabilmek için yeterli mesafe var. Buradan aynamı kolluyorum. Doğru olduğunu gördüğümde yola çıkıyorum. Evet. Dikkat etmem gereken şey, 3-5 saniye içerisinde aracımı 2'ye atmak. Birinci vitesle gitmiyorum. Bunu istemiyorlar arkadaşlar. Arabayı sadece 1 ile kaldırıyoruz. İkinci vitesle yürütüyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu virajı dönerken mutlaka 2'de olmalıyım. Eğer trafik varsa 1'de olmalıyım. Solumu kontrol ediyorum ve kendi şeridime önce dönüyorum. Kendi şeridime döndükten sonra sol sinyalimi veriyorum ve kademeli olarak sola geçiyorum. Sola geçtim. Daha sonra şeridimi ortalıyorum ve burada devam ediyorum. Bakın, kırmızı yandığını gördüğüm halde gaza basıp gitmiyorum. Gazı bırakıyorum, aynı anda debriyaja bastım. Frenle minik minik dokunarak aracımı yavaşlatıyorum. Bakın. Ayağımın pozisyonu bu. Şimdi yeşil ışıktayız. Arkadaşlar bakın, gözüm ışıklarda. Hemen aracımı kaldırdım. Yarım debriyajdan kaldırdım. Gazımı verdim. Bakın, devre 2500 devre yükselttim. 2'ye attım. Tekrar yoluma devam ediyorum. Hangi şeritte? Sağdaki şeritte. Hocam, neden sağdan gidiyoruz? Çünkü biz çok hızlı gitmediğimizden dolayı, bakın, 40'la gidiyoruz. Bu yolda 3'e atmanızı tavsiye ediyorum bu arada. Tabi vites değiştirirken önce sol elimizle direksiyonu sabit tutacağız. Sağ elimizle, sadece vücutla değil kolumuzla atacağız vitesi. Ve şeridi kaydırmadan atacağız. Bu şekilde bu yolda 3. vitesle bu hızlarda gidebildiğinizi göstermeniz lazım. Ha, niye solda gitmiyorduk biz? Çünkü sollama şeridi, hızlı gidenlerin şeridi. Bakın, öndeki beyaz araba mesela diğerini geçecek. Sola geçiyor, oradan geçiyor. Evet, birden sarı yandı, ne yaptım? Tam debriyaj, yarım frenle yumuşak yumuşak durdum. Yani burada siz eğer sarıda da geçerseniz kalma sebebi. Şimdi gözüm ışıkları takip edeceğim. Bakın, buraya kırmızı yanıyorken burası şimdi sarıya, kırmızıya döndü bakın. Birazdan bize bu yeşil yanacak demek ve yandı. Ne yapıyorum? Bu ışıkları takip edersem benim kendimi önceden hazırlamamı sağlıyor. Debriyajı ayarlıyorum, vitesimi ayarlıyorum. Vitesimi önce 1'e atıyorum tabii. 1 ile kaldırıyorum ışıklarda. Arkadan arabalar korna çalıyormuş falan. Yani pek stres yapmamam lazım. Stres yaparsanız bu ışıklarda stop geliyor. Ne yapıyoruz? O ışıkları takip ederek önceden hazırlanıyoruz. Ve hala daha burada gidiyorum. İşte şimdi buraya geldiğimizde biz sola geçmenizi tavsiye ediyoruz burada. Neden hocam sola geçiyorum? Hani sollama yapılan şeritti, hızlı gidilen şeritti. Orayı biz kullanmıyorduk. Şimdi burada sola geçmenizin avantajı, bu köprünün üzerinde yoğun bir trafik olabiliyor. 3 şeritli yol oluyor. Siz burada sola geçtiğiniz takdirde köprünün üzerine çıktığınızda otomatikman gitmeniz gereken orta şeride geçmiş oluyorsunuz. Bu bir avantaj, püf nokta. Bunu böyle yapıyoruz ve yolumuz bakın açık. Hiç sola geçmekle uğraşmıyorum. Ama çok yoğun bir trafik olsaydı o zaman sola geçmek faydama olacaktı. Eğitimlerde genelde hafta içinde yoğun trafik olur. Ama sınav günlerinde az olduğunda siz ortadan gideceksiniz. Unutmayın. Buralarda 3 ile gidebildiğinizi göstermenizi istiyorlar. Hocam ben 2 ile gitsem olmaz mı? Ya, komisyon başkanı bir şey demiyorsa, idare ediyorsa tamam. Ama genel itibariyle bu yollar 3 ile gidilecek yollar. Bu şekliyle 3 ile gitmemiz gerekiyor. 2 ile de dediğim gibi sıkıntı yapmıyorlarsa gidin. Şimdi bu yokuşu çıktığımızda kavşağa yaklaşıyoruz. Tabii 3 ile dönmemem lazım. Burada kavşağa gelmeden önce de 2'ye atabilirsiniz. Kavşağa geçtikten sonra da 2'ye atabilirsiniz. Hafif bir gaz keserek kavşağa gelmeden önce akışkanlığımızı da ama kaybetmeden
Bakın gazı hafif azalttım ama akıyorum yani. Bu önemli. Şimdi buralarda sinyal vermiyordum çünkü mecburi yöndü. Fakat şimdi yol ayrılıyor bakın. Ve şerit değiştirmem de mecburi. Önümde araba var. Sol sinyal verdim. Aynama baktım. Öyle geçiyorum. Eğer bakamasaydım arabanın arkasında bekleyecektim. Şimdi burada yine sağ sinyal vermem lazım. Sağ sinyal verdim. Yol ikiye ayrıldı. Bakın burada da ikiye ayrılıyor. Sağımı kontrol ediyorum. Önümü kontrol ediyorum. Çizgiye yakın kademeli bir şekilde geçiyorum. Şimdi sağımızda burada genelde kamyonlar olur ama şu an hiç yok. Kamyonlar olmadığından buradan gidebiliriz. Fakat şerit ihlali yapmış kamyonlar olsaydı ne yapacaktım? Sol sinyal verip aynamı kontrol edip sola geçecektim. Şimdi bakın solumda araba var. Burada geçebilir miyim? Araba giderek yaklaşıyor ve aynanın dış noktasında. Geçmemem lazım o yüzden. Şimdi o geçtikten sonra geçiyorum. Evet. Şimdi burası kör noktanın olduğu yer, dolmuşların olduğu yer. Ne yapıyorum? Tam debriyaj. Yarım frenle alana giriyorum. Kontrollü bir şekilde burayı geçiyorum. Buraya geçiyorum. Araç çıkabilir diye. Geçmedikten sonra ne yapıyorum? Bakın debriyajı bırakıyorum. Yavaşça gaza geçiyorum. Daha sonra da neredeyiz? Artık köprüyü geçtik. Sol şeritte kalmıyorum. Eğer ileride bekleyen bir otobüs, bir araba yoksa sağ sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ettim. Sağa geçiyorum. Solumu açık tutuyorum. Yani tabii az önce uzun çizgide geçtim ben. Uzun çizgide geçmemek lazım. Kesikli çizgide şerit değiştirebiliriz. Bakın burada da uzun sürekli çizgi var, görüyor musunuz? Bunlar şerit değiştirmeyin anlamına geliyor. Ha buna çok dikkat etmiyorlar ama yani böyle bir kural var. Hani buradan bir sarı kart verebilir istese. Trafiği tehlikeye düşürecek bir durum olmadığı sürece çok da sıkıntı ettiklerini görmedim. Ama yine de bu kuralı bilelim, uygulayalım. Şimdi kavşağa yaklaşıyoruz. En çok kazanın olduğu kavşaktır bu kavşak. O yüzden bakın burada sizin solunuzdan sollamaya çalışıyorlar bu kavşak. O yüzden diyorum ki biraz böyle sollu girin. Solunuzdan bir araba giremesin. Tam debriyaj, yarım frenle gelin. Böyle sağınızı kollayın. Daha sonra da tekrar orta şeride girin. Yani kaldırımla aranızı biraz dar tutun. Sizi sollayamasınlar diye demek istiyorum. Bu şekliyle yaptığımızda problem yok. Şimdi uzun etabı tamamladık. Uzun etaptan sonra nereye gidiyoruz? Artık kısa etap başlıyor. Kısa etapta geri parkların olduğu yer. Bu bölgede kaçıncı vitesle gidiyorum hocam? Genellikle 2. Genellikle 2. 30-35. Çok hızlanmıyoruz çünkü sağdan soldan araba çıkabiliyor. Ama yol müsaitse, size bir at hızlan dedilerse 3'e atarsınız. Yani bir 10-15 saniye gittikten sonra tekrar 2'ye almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buradan artık sola geçmemiz lazım. Geç bile kaldık. Kavşağı arayı geçer geçmez hemen sola geçmemiz lazım. Bakın 30 tabelasının oraya geldiğimizde bu kavşağı geçeceğiz. Zor bir kavşak. Ben kaybedenler kavşağı diyorum. Burada çok kalan oluyor. Şimdi tam debriyaj. Yarım frenle ayağımı dengeledim. Bakın dengeledim. Bu pozisyonda iniyorum. Ayağımı bozmuyorum. Şimdi bu pozisyonda inerken hem soluma dikkat ediyorum. Hem sağıma dikkat ediyorum. Hem soluma. Hem sağıma. Sürekli böyle soluma sağıma. Tabii vitesim de bu arada 1'e atmış olacağım. Yani tam debriyaj. Yarım fren. Vitesimi 1'e atıyorum. Sinyalimi veriyorum. Öyle dönüyorum burayı. Bunu sırf anlattığım bir video var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Tane tane tek tek detaylıca anlatıyorum. Bakın önümde araba var. Sol sinyal. Ayna kontrol yaptım. Kontrollü bir şekilde girdim. Devam ediyorum. Ne burası? Sağımızda geri park alanı. Burada geri parkımızı yapıyoruz. Sağa gireceksek ne yapıyoruz? Sağ sinyal, ayna kontrolle giriyoruz. Ve öğrendiğimiz tekniğe göre yapıyoruz. Hocam şimdi anlatacak mısınız? Hayır. Onu detaylıca videolarda anlattığım için ben şimdi güzergeye ağırlık veriyorum. Ve ne yapıyorum? Parkı yaptıktan sonra sağ sinyal, ayna kontrolle yine orta şeride yaklaşıyorum. Neden? İleride çünkü sağda duracağım. Yokuş kalkış noktasında. Soldan gidersem sağa geçmem çok zorlaşır. Orta şeritten gidiyorum. Bakın yokuş kalkış noktası yine sağ sinyal, ayna kontrol, kademeli olarak giriyorum, duruyorum. Taralı alanlardan birinde duruyorum. Yumuşak bir şekilde, ani fren yapmadan. Tabi burada dikkat etmeniz gereken yokuş kalkışta en önemli şey vites. 2 ile geldiğimiz için hemen 3 altın kuralın bir tanesini yapıyoruz. Yani 1'e atıyoruz. Sonra sağ sinyalle durduk ya, sol sinyalimi veriyorum. Sonra aynamı kontrol ediyorum. Ondan sonra yokuş kalkış pedal hareketlerine geçiyorum. Arkadaşlar daha bunları yapmadan, yani sinyalini vermeden, vitesini 1'e atmadan, aynasına bakmadan
pedallarına geçiyorlar ve bu da onların kalmalarına neden oluyor. Yani kalkışı doğru bile yapsanız, siz bu sinyali unutursanız burada sınav bitti. O yüzden 3 altın kural diyoruz zaten. Şimdi bakın arkadaşlar, burada yokuş kalkışta ilk başta debriyaj kavramayı doğru yapmanız lazım. Debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Önceden çalıştığınız üzere kavrama noktasını öğrenmiş olmanız lazım. Burada yakaladıktan sonra kavramayı, arabanın hiç geri gitmemesi lazım. Yani freni bıraktığım halde araba geri gitmiyor. Bakın şu an. Bakın hiç oynamıyor. Tabii bu bundan istifade. Ben bunu 1 saniyede yapıyorum da size göstermek için şu an gaza geçtim. Ama hemen debriyajı bırakmıyorum. Bakın. Gazımı 1.5'a kadar çıkarıyorum. Zaten araba da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Devri görüyorsunuz değil mi? Araba hareketlenmeye başladı. Arabam 2 metre kadar gittikten sonra ancak ondan sonra debriyajı yavaş yavaş bırakıyorum. Buna çok dikkat edin. Evet, arabam hızlandı. Bakın 2500-3000 devire kadar çıktım. 2'ye attım, debriyajı bıraktım. Hemen gaza geçiyorum. Ve artık yokuştan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu bizim fil yokuşu. Yani çok ciddi bir yokuş var. O yüzden bu yokuşta 2000 devirin altında aracınızı indirmezseniz çok rahat çıkarsınız. Ne vardı bu yokuşun sonunda? 25 metre. 25 metre geri alanı. Bakın, eğer böyle boşsa nereden gireceksiniz? Böyle buradan girebilirsiniz. İki dubanın arasından girebilirsiniz. Önemli olan sağdan ve soldan ortalı bir şekilde girmeniz arkadaşlar. Yani buradan bakıyorsunuz, bak, çizgileri olan uzaklığınızla buradan baktığınızda çizgileri olan uzaklığınız eşit olmalı. Ben şimdi biraz göstermek için sağlı girdim size. Yani ama bu bile size düzgün geldiğiniz takdirde engel değil. Neye dikkat ediyoruz? Yine 3 altın kural. Ama burada sinyal yok. Onun yerine ne yapıyoruz? Dörtlü yakıyoruz. Dörtlü yakmazsam kalıyor muyum hocam? Hayır. Dörtlü güvenlik için. Zaten geri vitesi atınca geri vites ışığınız yakıyor. Biz güvenlik öncelikli diyoruz. Dörtlü yaktık. Vitesimizi geriye attık. Ve aynalarımıza kontrol ediyoruz. Yine bakın, bu aynaya bakıyorum, bu aynaya bakıyorum, bu aynaya bakıyorum. Bütün aynalarımdan benim görmem lazım. 3 saniyede bir sürekli kontrol ediyorum. Bu şekliyle geliyorum. Sürekli. 3 saniye buradayım. 3 saniye buradayım. Hocam ben tek aynada gitsem olmaz mı? Şimdi siz sadece buna bakıyorsunuz diyelim. Bu tarafa bakmıyorsunuz diyelim. Buradan çıkmamayı sağlıyor arkadaşlar. Evet, ama bu taraftan çıktığının farkında olmuyorlar o zaman. Tek bir aynaya bakmanın sakıncası bu. Soldan çıktığını fark etmiyor sağa baktığı için. O yüzden 3 saniyede bir, bir sağ, bir sol, hatta arada arkayı kollayıp arkama bir araba geldi mi diye bakıp arkanı kollamanız lazım. Durdu, başarılı dedi başkan. Ne yapıyoruz? Dörtlüyü kapatıyoruz. Vitesimizi 1'e atıyoruz ve en önemlisi sinyali unutmadan çıkıyoruz. Çıkarken aynayı kontrol ettim, müsait. Kontrollü bir şekilde, birden değil. Bakın, ticari geliyor. Onun geçmesine müsaade ediyorum. Çünkü öncelikli o. Bir yandan da ön tarafta yol biterse ne yapacağım? Bekleyeceğim artık. Ama o arada geçti. Ben de ne yapıyorum? Sola değil, ortaya geldim. Ortadan gidiyorum. Bu şekliyle giderken şimdi ne yapacağız? İşte burada sol sinyalimizi veriyoruz. Sola doğru yanaşıyoruz. Sola doğru yanaşıyoruz. Tane tane. Yukarıdan gelen arabaları kolluyorsunuz. Bir saniye bakıyorsunuz, dönüyorsunuz. Bak, kolluyorsunuz, dönüyorsunuz. Tekrar kolluyorsunuz, dönüyorsunuz. Sağınızı solunuzu kontrol etmeden olmaz arkadaşlar. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. Sağ sinyal verin. Ve orta şeride doğru girin. Orta şerit. İkiye attık. Ve buradan aşağı gidiyoruz. Niye böyle sola döndük? Yeni güzergah. İşte değişen güzergah bu. Kavşaktan sola döndük. Çünkü yukarıda metro çalışması başladı. O yüzden buradan aşağı döndük. Tek değişen yer burası. Ani frenin yeri değişmiş oldu. Başta gösterdiğim yere geçmiş oldu. Şimdi aşağıdaki kavşaktan sola döneceğim. Bakın şu bina Clarion Hotel zaten. Şimdi sola geçmem lazım. Niye? Döneceğim yönün sol taraf olduğu için. Döneceğim yönün yakın şeridine geçiyorum. Evet, soldan araba geliyor mu diye bakıyorum. Ne yapıyorum? Tam debriyaj. Yarım frenle dengeledim. Hem solumu kolluyorum, hem önümü. Hem solumu kolluyorum, hem önümü. Şimdi kavşakla aramı dönerken sağımı kolluyorum, önümü kolluyorum. Sağımı kolluyorum, önümü kolluyorum. Yani gözümü önümden bir saniyeden fazla ayırmıyorum. Direksiyonumu yavaş yavaş topluyorum. Gazımı yavaş yavaş yediriyorum. Birden yok.
Hiçbir zaman ani hızlanmayacağız, ani yavaşlamayacağız. Hep orta şeritte, şeridimi ortalayarak. Benim zaten en birinci önceliğim neydi? Şeridi ortalıyor muyum? Öndeki araçla takip mesafem nasıl? Yeterli takip mesafesini korumam gerekiyor. Yine bu kavşakta yavaşladım. En tehlikeli kavşaklardan biri. Çünkü durmadan hızlıca geçebiliyor. Tır çıkabiliyor. O yüzden burada dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine kısa etabı da tamamladık. Ne yapacağım? Sağdaki o çöpün olduğu nokta bizim başlangıç noktamız olsun. Sağ sinyalimizi verdik. Bakın tam debriyaj, yarım frenle buraya yine girerken aracımı ne yapıyorum? Buradaki çizginin olduğu yere değdirmeye çalışıyorum. Lastiklerim öndeki araba gibi çizginin uzağında değil, beyaz çizgiye değecek şekilde durdurdum debriyaj frenle ve daha sonra boşa aldım. El frenini çektim ve kontağı kapattım. Yani unutan arkadaşlar için kodlama yapabilirsiniz. El, vis, kontak. El frenin eli, vitesin visi, kontak. Sıralamasıyla da yapabilirsiniz. Yani hepsini yapın da önemli olan o. Hangi sıraya göre yaptığınız değil. Bunu boşa almazsanız stop eder. Burada da sarı kart görürsünüz. El frenini çekmeden inmeyeceksiniz. Motoru durdurmadan sınavı bitirmeyeceksiniz. Daha sonra da aynaya bakarak dikkatlice iniyorsunuz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bize yorumlarınızla, beğenilerle abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Bize aklınıza takılanları sorun. Onunla ilgili size cevap videoları çekelim. Bizi izlemeye devam edin. Herkese başarılar.